ve artık Kudüs Osmanlı sancağının gölgesine emanet. Onun gelişiyle tarihinin en bereketli, en verimli zamanlarını selamladı Kudüs. Yavuz, mahiyetindeki birkaç yüz kişiyle son derece mütevazı bir şekilde Kudüs'e girer ve şehirde bir gece kalır. Mescid-i Aksa'da şükür duası eder. Sahratullah'ın üzerinde tam 12 bin şamdan yakılır. Şehir ışıklara gark olur. Ertesi gün kurbanlar kesilir. Ahaliye ikram ve ihsanda bulunulur. O günden sonra Kudüs, devlet-i aliyenin elinde tam 4 asır boyunca barış ve selam yurdu olur.